Bu videoda sizlerle birlikte ufak bir sırrımı sizlere itiraf edeceğim. Bazı arkadaşlarımız soruyor YouTube'a video yüklüyorum fakat YouTube videomu çok fazla bozuyor. Tam kaliteyi tam olarak alamıyorum diyor. Ve bununla birlikte ben bunu önlemek için ne gibi tedbirler alıyorum ve Premiere üzerinden export alırken videomu ne gibi ayarlar yapıyorum sizlere bunu paylaşacağım. Bu videoda bu tarz şirketlerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Öncelikle YouTube'un bizlere sunmuş olduğu belirli video ayarları var. Bunlara gördüğünüz gibi support.google.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Hatta Google'a YouTube Video Upload Settings diye de aratırsanız bu sayfayı bulabileceksiniz. Ben aynı zamanda açıklamalar kısmına bu sayfanın linkini de iletiyorum. Gördüğünüz gibi burada önemli olan bit hızı. Yani videomuzu render alırken kaç bitte render aldığımız çok önemli. Gördüğünüz gibi 1080p'de 8 megabitlik bir Bit oranımız mevcut bu ama 24 25 ve 30 kare video kayıtlarımız için geçerli. Eğer 48 50 60 kare hızında bir video hazırlıyorsanız 1080p'de 12 megabite kadar yükleme yapabilirsiniz. Yani export alıp YouTube'a yükleme yapabilirsiniz. Bu bitrate'in üzerinde bir export alırsanız örnek veriyorum 1080p'de 60 fps'lik bir video çektiğiniz ve bunu 24 25 50 100 bitle render aldığınızda YouTube bunu otomatik olarak 12 bit hızına indirgeyecektir. Doğal olarak YouTube bunu serverları üzerinden otomatik olarak sıkıştıracağı için kalitede düşmeler gerçekleşiyor. Fakat ben bunu önlemek için nasıl bir teknik uyguluyorum bu videoda sizlere bundan bahsedeceğim. Şöyle bir itirafta bulunayım ben videolarımı 1080p 60 fps olarak kayıt alıyorum ve sonrasında renderlayıp YouTube'a upload ediyorum. Şimdi Premiere'i açalım ve Premiere'de ne gibi bir export ayarı yapıyorum. Birlikte buna bakalım. Ben YouTube videolarımı kameramın el verdiği en yüksek kalitede çekimlerini gerçekleştiriyorum. Mesela Premiere'e attığım bu videonun bit hızına baktığımızda şöyle özellikler diyelim. Ayrıntılara gelelim. Ve gördüğünüz gibi toplam bit hızı 61626 yani 61 bit hızıyla ben videolarımı kaydediyorum. Fakat tabii ki de 1080p kayıt yaptığım için bu videomu 12 bit rate ile upload edebilirim. Bu da tabii ki doğal olarak 60 bit rate'lik bir videomun kalitesini bayağı bir düşürecektir. Bununla birlikte benim izlediğim yol şu şekilde. Öncelikle Premiere'mi açıyorum, montajımı yapıyorum, kurgumu bitiriyorum ve en son export ayarlarına geldiğimde bu burada preset kısmından en aşağıya iniyorum ve buradan YouTube 2160p yani 4K Ultra HD'yi seçiyorum ve sonrasında video ayarlarına geliyorum ve frame size bölümünden 2560'a 1440'ı seçiyorum. Yani ben 1080p'lik bir videomu 1440p olarak render alıyorum. Bununla birlikte more kısmına tıklıyorum. Render at maximum depth diyorum. Use maximum render quality diyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Ve burada gördüğünüz gibi target bitrate bölümü var. Target bitrate bölümünü geliyorum burada 1440p'de 60 fps'de 24 bitrate verebiliyormuşum. Bunu ben direkt 24 olarak baz alıyorum ve bu şekilde çıktımı alıyorum. Yani 1080p olan videomu 1440p ve 24 bitrate ile export alıyorum ve bu şekilde YouTube'a yüklüyorum. YouTube'a 1440p olarak yüklediğim için ve 24 bit hızını kullanabildiğim için 1440p'de doğal olarak 1080p 60 bitlik bir videomu tam kalite olarak YouTube'a yüklemiş oluyorum. Sizler de bu yolu izleyerek 1080p videolarınızı daha kaliteli bir şekilde YouTube kanalınıza yükleyebilirsiniz. Sizlere güzel bir haberden bahsetmek istiyorum. OBS ve yayıncılıkla ilgili Udemy'de sizler için mükemmel detaylı bir kurs hazırladım. Bu kursun sonucunda direkt olarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve Discord kanalımızda Udemy kursu yerlerine özel birçok kanalımız bulunuyor. Aktif olarak da buradan bilgi alışverişi birbirimizle yapıyor olacağız. Eğer siz de tüm detaylarıyla Udemy kursuna katılmak isterseniz açıklama kısmından linke ulaşabilir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.